tadına bakalım. Biraz hadi bakalım. Biraz uçacaksın bu arada ya. Sizin çocuklardan böyle bizimki mi yani anlamadım. Güzel olmuş ya. Ben yani, sevdim yani. Şöyle evet. Eziyorlar falan basıyorlar ya. Hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi bugün ne yapacağız? Hamur yoğurma makinemizle beraber sizlere muffin yapacağız. Ali Bey, malzemeleri bir sayar mısınız? Şimdi öncelikle... Kamera arkasında olunca elinde kağıtla okuması kolay oluyor. Şimdi öncelikle ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar, bir itiraf geliyor. Evet. Ve sonunda mutfağa girdim. Nasıl? Kübra Hanım çok akıllı. Nasıl akıllı? Ne? Yani kocanızı mutfağa sokmak istiyorsanız... Ne yapacaksınız? YouTube kanalı açacaksınız bir tane. Adamla beraber işte ne yapıyorsun? Yemek yapıyorsun, pasta yapıyorsun, börek yapıyorsun. Hmm. Yani değil mi? Yoksa ben yapar mıydım? Biraz gider miydim? Bunlar anne yapar. İyi de bir saniye. Getir. Zaten mutfağa girip de elinde kamera tutuyorsun. Bak ya yaranılıyor. Ha, ya. Bana bak, nasıl yaranılıyor? Aslında baban kendi kendine eli vermedi mi anneciğim? Olur mu canım? Yani mutfağın kapısından hiç girmiyormuş içeriye. Demek ki şimdi mutfağın kapısından içeri elinde kamerayla girince ayıp, ayıp. Öyle mutfağa mi? Girdi hiç oluyor. Hiç mi girmiyorum oğlum? Şurada yani, annem de ar söylüyor. Anne, çocuktan alaverim. Oğlum bak görüşürüz sonra. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben hemen bahsedeyim. Hemen bahsedeyim. Tabii bir önceki videomuzu izleyenler bilirler. Yarıda kaldı. Ne yarıda kaldıydı? Vestel, tarçın, mikserle. Aslında mikser, hamur yoğurma makinesi vesaire işte mikser yani. Hepsini yapabiliyor. Biz onunla beraber waffle yapacağız. Evet, tarif. Waffle mı? Tutturamadım. Waffle yapmayacak mıydık? Aa, waffle da yapalım bilin ya. Neyse, waffle yani, da yapalım. Waffle da yapalım. Ne yapıyoruz biz ya? Muffin. Muffin. Muffin tarifi. Bakalım. Yani hala makineyi inceleme, ilk incelememiz olacak. Evet. Yumurtayı çırpmıştık. Yumurtayı çok güzel çırptı. Yumurta. Yani ya. Normal mikserle ben ya. Bilmiyorum. Yalancısıyım ki ben. Ya nasıl? Kesinlikle şöyle söyleyeyim, ben normal bir mikserle bunu bu kıvama gelmesi için rahat bir en az 15-20 dakika mikseri kullanmam gerekirdi. Bununla ne kadar sürede çırptık Miraç? Kaç dakika? 2 dakika 30 saniye. Evet, tamam. Yani. O zaman şimdi devam edelim. Nelerimiz var? Devam edelim. Bahsedelim. Hadi bakalım, burada ne var? Burada ne kadar şeker vardı? 1,5 su bardağı şekerimiz var. Burada 50 gram tereyağı var. Ölçtün mü? Ya bu göz kararı, hadi bir 2 yemek kaşığı falan. Nasıl ya? Şurada tartı aldım ama niye aldım ben o tartıyı? Ya orada çok güzel dekor ya ürünü olmaz. Olarak kullanıyoruz. Ya hayır ya. Ya valla ben çok getirsene. Yani şimdi ya. Bunun aynısından darasını alacağız. Önce darasını. Darasını ama alacağız. Ya. Darasını yani tariflere uymak lazım ya. Yani. Madem bir tarif var. Kimin tarifi? Şunu bir darasını alalım önce. Açıl susam açalım. Tamam. Ne bu ya? Sıfır mı? Açıl susam. Yani sıfırladın. Evet. Tamam sıfırladın. Sıfır değil mi? Bir saniye. İyi bir daha bas. Hadi be. Ya şey ha şimdi oldu. Kilogram tamam sıfır. Tamam. Şimdi eksiye gitmesi lazım. Bu 100 grammış bu arada. Bence bu çok ya. Kaç gram koydun? 80 gram var orada. Batıracaksın da bizi. Hayır. Hayır yani. Olsun ama lezzeti daha güzel oluyor. Öyle mi? Evet. Ha tamam lezzet katacaksa lezzet tamam. Lezzet güzel tamam. Oluyor. Yani kalp damar ya, sağlığına faydalıysa devam. Ya tereyağı sonuçta da şey bir de yani şu malzemelerde en çok lezzet katan bu oluyor. Öyle mi? Yumuşak olmasını sağlayan tamam. Tereyağı. Ben ya da labne peyniri de koyabilirsiniz ama ben labne peyniri yerine tereyağını tercih ediyorum. Peki neyse. Ondan sonra 4 yumurtamız var. Sarısı burada. Onlar neymiş Miraç? Şeker. Bu, şekerimiz var. Vanilya. Kabartma tozumuz var. Vanilyamız var. Evet. Un var. Onu ne kadar koymuştuk? 2,5 su bardağı un koyduk. Kaç gram geliyor acaba? Yani ölçeriz. Neyse. Ondan sonra yarım su bardağı dan biraz fazla sıvı yağımız var. Yarım su bardağından biraz fazla. Nasıl bir şeyse yani bunu niye ölçüyorsun? Normalde yarım su bardağı şöyle falan ya. Böyle. Neyse Allah'tan anam babam şurada su bardağımız var yani gıcık oluyordum. Ya anam zaten. Babam, ya anam babam yani. Ya anam şöyle babam su bardağı. Bu bardaklar o bile şekilli de. Çeyizden ve bu bardakları şey yapamıyorum. Çıkmıyor da ortaya. Çıkmıyor. Hala ya, çıkmıyor. Ya su içeceğiz. Sen bununla su içebiliyor musun? Hayır. İçiyorum ben bayılıyorum. Bu benim ölçü bardağım. Ya yani ölçü de. Ben de onu içiyorum. Oğlum evet. Kırarsınız falan. Bu benim ölçü bardağım bunlar anne, lütfen. Tamam. Anne. Ama bayağı bir ortada yoktu onu. Kaldırdım çünkü yani. Biliyorum ondan sizi. Sonra demek ki yine kaldıracağım ben bunları. Siz suya kullanıyormuşsunuz. Evet. Ya orada milyon tane bardak var. Niye benim bardaklarımı kullanıyorum? Ya su bardağı. Bir bardak su içeceğiz. Tamam su bardağı efilli orada. Efilli şekilde bir sürü bardak var. O zaman başka yere koy. Evet. Ha tamam öyle. Bir su bardağı suyumuz sütümüz var. Bir su bardağı sütümüz var. Ondan sonra yarı yarıya suyla sulandırdım. Ali Bey tasarruf yapıyorum olmuş mu? Ondan sonra 2 yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Evet malzemeler bu kadar. Hepsini saydık herhalde. Sen saydık. Bilmiyorum. Saydık.
Ha bir de önceden çırptığımız 4 tane yumurtanın beyazı var. Tabii. Bir böyle birazcık daha tuz içine attığımız zaman böyle daha yoğun bir köpük oluşuyor. Evet, şimdi buyurun. Hadi bakalım. Nasıl yapıyoruz? Bakalım, ben de biliyorum. Öğrenmiş olacağız. Başlayalım. Yumurtanın beyazlarını değil, pardon, sarılarını. Ne katıyoruz önce? Önce yumurtanın sarısıyla şeker yumurtanın şeyi bir sarısını çırpıyoruz. Evet, getiriyorum. Şeker de getiriyorum o zaman. Getir. Şöyle. Yani bunu da ilk defa denemiş olacağız. Test ediyoruz. Bakalım. Ben de süreyi başlatacağım. Başlat Miraç. Hadi bakalım. Hazır mı? 3, 2, 1, 2, 3. 3. Başlıyoruz. Başlat. 1, başla. Kenara yapışma olayını da merak ediyorum. Bakalım toparlayabiliyor mu? Şöyle güzel gidiyor. Bu nasıl bir kıvama gelecek? Neyi bekliyoruz? Ya şekerle beraber özdeşleşmesini istiyoruz. Mesela rengi bak, sarıya döndü. Gördün mü? Evet. Yani canlı bir sarı oldu. Şekerle karışınca. Kaçıncı hızda şu an? Şu an kaçıncı? Beşinci hızda ya. Evet. Çünkü böyle tık tık atmıyor hız kademesinde. Şöyle yükseltebiliriz hatta. Bak gayet güzel yaptı. Kenarları falan. Yani çırptıkça rengi açılıyor. O da kendisini gösteriyor. Şimdi şöyle biraz kısık parça, yani malzemelerini atabilir. Şunu ben takmak istiyorum. Sıçratabilir. Yani sıçratabilir. Bir de hani dökmesi buradan, daha kolay olur buradan diye düşünüyorum. Şimdi yoğurdumu koymak istiyorum. Bakalım. Şöyle. Gitti mi hepsi? Evet. Hiçbir şey göremedik. O zaman bir dahakine bu taraftan yapayım. O biraz çırpsın. Şimdi ne katacağız? Yani sıralama fark etmez. Şimdi yağımızı katalım. Nasıl? Sütümüzü. Kabartma tozuyla vanilyayı una karıştırıp kullanıyorum. Bunları da... Ocağım battı. İşte. Zaten her zaman batıyor anne, merak etme. Evet anneciğim. Şimdi bunu şöyle biraz karıştıralım. Yok, bu çok sıçrayabilir anneciğim. Ben çok seviyorum ama bunu. Böyle şekillendiriyorum. Onu seninle yine bir ayrı yaparız, tamam mı? Tamam. Şimdi yağımızı katalım. Bakalım. Hoppa. Peki bu çırpıcıyla mı devam edeceğiz? Bunu katınca diğer çırpıcıya geçirmemiz gerekiyor. Yani bu şu an sıvı. Hani şey olunca bunu evet ona git. Çırpıcı teli bu. Ama o kattığın zaman diğer çırpıcıyı kullanmamız gerekiyor. Ama şey olmuyor zaten, bu çok katı bir hamur olmuyor. Olmuyor mu? Hayır, bu katı bir hamur olmuyor. Yani. Bilmiyorum. Ama yani işte kek tarifleri vesaire için diğer parçayı takıyorsun. Bence bunu da bir deneyelim. Peki. Şey olmazsa çıkaralım aparatı. Hem de öğrenmiş oluruz hangisinde yapabileceğimizi. Evet, sıvı mı dökeceğiz onu falan? Yani bu sıvı bir kıvamı oluyor. Yani diğer... Neyse, bilmiş gibi karışıyorum ben de. Hadi bakalım. Şimdi buradan unumuzu yavaş yavaş döküyoruz. Yani eğer zorlanacak gibi olursa ucu değiştirebiliriz. Burada 2,5 su bardağı unumuz vardı. Vay be, Ali Bey de mutfağa girdi ya. Ne diyeyim? Yaşlanıyorum galiba. Kadını hani... sen de erkeğin yanında yapacak bir şey yok. Yok ya, böyle şey oldu ya, teyzeler yani elden ayaktan yavaşça düşmeye başlayınca eşler mutfağa girip yardım falan eder ya, kendimi öyle hissettim.
Yani aslında kendimi düşünüyorum. Bu arada hep bu cihazlara niye yatırım yapıyorum? Niye? Niye? Mutfağa girdiğim zaman abi hepsini yapıyoruz. Yine düşünülmüyorum, onu anladım. Nasıl gidiyor? Şu an kaldırıp bir kıvamına bakmak istiyorum. Böyle cıvık bir hamur olması gerekiyor çünkü. Ay ben döneyim. Şunu. 5 dakika 18 saniye. 5 dakika 18 saniyede bu kıvama geldik diyorsun. Evet, burada mandalı kaldırıyoruz. Yani böyle bir bakalım. Hamur var. Kenarlarında unlar kalmış. Ya kenarlarında evet unlar kalmış ama gıcık bir şey. Ama şu var. Yani ne? Hızlı çırptırmadın o yüzden. Evet. Belki de. Bu sırayı da devam edeyim. Ya tabii hani mikserde kenarlarını falan tırt 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 yaptırtabiliyoruz tırt tırt. Neyse. Nasıl bir hamur? Hamur iyi. Yani hmm. Evet. Çırpsın bence biraz. Evet biraz anladım. Daha çırpsın. Bu çırpma teli bunun için ideal o zaman. Mantık. Aynen. Hmm. Yani şey değil. Şöyle kenarlarını. Ama o diğer. Hadi Ali Bey getir. Getir. O kenarları topluyor bence. Ona göre yapmışlar. Getir. Evet. Şey oldu. Nasıl çıkıyordu bu? Ben bunu denemek istiyorum. Bu tamam aparatını. deneyelim hadi. Ali Bey. Süre devam edecek. Aklı kalmasın. Neden bu kenarları toparlaması için? Yani kek çırparken falan bunu kullanın diyor. Neyse kullanım kılavuzunu okuruz yine. Oldu mu? Şu an takıldı. Evet. Burada çırpıcı diye geçiyor. Hı hı. Asıl çırpıcı bu. Diğeri çırpıcı tabii. Yani o daha cılık olan şeyleri. Şey yapabilir miyim ya? Ben biraz hile yapabilir miyim? Ben unu birazcık fazla koymuştum ya. Birazcık şey geldi bana. Unum kaldı. İçinde de kabartma tozum var. Hemen çaktırmadan. Biraz süt ilave edeyim. Biraz süt ilave edeyim. Kalan hamuru ilave etmem gerekiyor. Çünkü neden ben söyleyeyim? Yani biz unu normal koyduk. Kübra'nın illa biraz fazla katıyor yani. Ondan sonra ayarınız kaçıyor. Ne güzel tariflere uysanız da. Biraz un, biraz undan, biraz bundan. Ya. Bakalım sonuçta ne çıkacak? Şey olmadı daha bitmediğini. Tamam. Ne oldu ya? Bizim tarif yalan oldu ya. Biraz ondan, biraz bundan. Tamam. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bak süper oldu. Oo. Mükemmel. Şimdi kazandırıyoruz. Çok da güzel oldu ya. Ya bunun ben en güzel, en çok şeyini seviyorum. Hani yani seveceğim, öyle değil. Bizi bağlamıyor başına. Yani at içine ha. Malzemeyi, yapsana. Başka işini yap, bu burada çırpsın yani. Evet. Yeterli bence. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu ya. Böyle çok akışkan bir hamur var. İyi bir makine seçmiş miyim? Hakikaten başarılı oldum yani. Şimdi ben merak ediyorum. Sen bunu normalde neyle yapıyordun? Normal yani mikserle uğraşıyordum. Yani mikseri yan tarafa koyuyordum. Tezgah batıyordu işte. Şu an yine tezgah battı da. Ama tabii onda mikseri koyabileceğim bir yer yok. Ama bunu da açıyorsun. Hı. İçine koyacağın malzemeyi koyuyorsun vesaire. Yani, İyi mi yani başına bağımlı değiliz. Mu? Tabii canım şu an gayet güzel oldu. Şöyle yapacağım şimdi ben. Ben bunu öğreneceğim inşallah. Bence yukarı doğru ittiriyorsun. Çünkü şey çeviriyorsun. Evet ya. Yani burada şu, yay var. Şeyi de dakika. Şunu da alacağım. Evet. 6 dakika 56 saniye. Yani o kadar sürede. Evet. Yani 7 dakika olmak üzereydi. Yani vay. 7 dakikada muffin hamurunu yaptık. Evet, muffin hamurunu yaptık. Şimdi şu kaldı. Onu ayrıyeten o beraber. Malzeme kaldı. Usta. Usta neyse parça artırandır. O ne işe yarıyor? Ama ustanın neyse parça artırandır bir usta saniye. Usta ne oldu? Şurasına gıcık oldum da. Hadi Safiye Hanım. Ne yapabilirim? Safiye. Ben. Hakikaten ne neredeydi yapacağız? Benim kalıp sabunum? 1, 2, 3, 4 diye şey yapmaya başlamışım. Bunu şöyle bunu bir... Bunu ne yapacağız? O kaldı. Kekleniyorum. Kocayınca böyle oluyor. Onu niye burada karıştırıyoruz? Çünkü bu... Makine oldu. Hayır, bu makineyle karışmaz. Bu kabartması için böyle. Bunu bu şekilde
karıştıracağız. Alt üst yapacağız. Şöyle. Yani çok karıştırmayacaksın o yüzden. Aynen. E niye karıştırdın? Karıştır. Olmaz, hayır. O zaman kabarması gider ki. Allah. Tabii. Makine alıp kokar. Raconu bu, raconu. Makine aldık. Para verdik ona. Makine aldık diye. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hepsini böyle cık 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 cık. Kanlı şekilde 200 dereceyi açıyoruz. Şöyle bir 2 dakika kadar bir ısınıyor. Ondan sonra hop atıyoruz içine. Yaklaşık bir 20 dakika falan herhalde. Yani yine hani üzeri kızarıyor, kabarıyor böyle, yarılıyor, çatlıyor falan. Oradan da kestirebilirsiniz. Çünkü herkesin fırının derecesi yani birbirini tutmuyor. Kimi 20 dakika diyor ama olmuyor yani, denk gelmiyor. O yüzden zaten ev hanımları bilir yani. Hani siz bilmezsiniz de. Yani işte tarif alıyoruz burada. Bir dahaki sefer yaparken videoyu açacağım, izleyeceğim, öyle yapacağım. Allah, bu videodakilerin hepsi kanıt. Hepsi kanıt. Hepsi kanıt. Yani bir dahaki mafin Ali Bey'den. Şimdi yapmayı öğrendin. Değil mi Miraç? Evet. Yani. Evet. Şimdi yani bu yeter. Hatta koyabiliriz direkt. Şimdi nasıl çırpıyor öyle mi? Nasıl çırpıyor? Yani bir de onu test edelim. Hazır. Çırpmıyorsa iade. Tamam. Çırpmıyorsa iade. Son bir tane ölçü bardağım kalmış. Bunları da biraz sonra tadına bakacağız. Hadi bakalım. Krem şantiye de şeker katmıyoruz değil mi? Hayır. Krem şantiye hiçbir şey katmıyoruz. Yani bayağı şeker kattık ya. Ya normalde aslında ben buna bir su bardağı falan koyuyordum. Hmm. Şimdi dedim ölçü şeyi hani... Hepimiz her şeyi fazla koydum. Ne oldu? Pardon, diğerinin tadına... süresini ayarlamıştım da o öttü. Devam. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir su bardağı süt deniyor krem şanti için. Ama ben buna biraz az koyuyorum. Allah Allah, hiç tariflere uymuyoruz. Neden böyle? Bu şey kalan için. Ay, niye tariflere uymuyoruz? Niye? Neden? İçin. Ya şey daha katı olmasın istiyorum da o yüzden. Tamam. Ondan için. Dolayı yani. Yani biz şimdi erkek milleti orada ne yazıyorsa aynısını yaparsın. Aman gramı gramına. Gramı gramına. Ne yazıyormuş? Nasıl yapılıyormuş? Bak ya. Ne? Un, yarım çay, ne bu vişneli torteller? Başka bir tarif varmış. Evet. Hadi bakalım. Gelelim işin aslına. Evet. Ne takıyoruz? Der ben o biraz önceki bardağı ayırdım. Sütü de dökermişim içine. Yani yaparsın. Ya bunda çırpma şeyini bilmediğim için... Biraz hızlandıralım mı? Şu an 6 ya da 7'de. 6'daymış. Bakalım. 10 mu? Hayır. Şu an 7'de. Yükseltiyorum. 10 mu? Hayır. Ya tamam ya, 10. 10. Oldu bence. Olmadı. Wow, gayet güzel oldu. Yani bir dakika, biraz geçti. Bir dakika oldu. Oldu bile ya, olmadı. Evet, oldu oldu. Kapatalım mı? Süper. Yani biraz daha çıkabilir. Yeterli. Kapatabilir. Sevdim ben bu işi ya. Hadi Ali bakalım. Bey, hazır mısın? Hazırım. Şöyle parmağımı sokup tadına bakılır genelde. Hayır, olmuş ben şey diyecektim. 90 kilodan 150 kilo olmaya. Olmuş. olmuş. Ya mikserler gerçekten çok gereksizmiş. Ciddi diyorum. Yani bu konuda gerçekten de çok ciddiyim. Yani stand mikser. Hadi bakalım. Evet, şimdi muffinlerimiz hazır değil mi? Başarılı. Başarılı. Benim üzerinden her yükü aldı. Çok mutluyum. İşte Ali Bey gel mikseri tutar mısın?
tezgahın dili olsa da konuşsa. Değil mi? Yani mikseri tut. Yok abi şunu tut. Abi orada duruyor işte. Kendi kendine. Anne işte. Sesini koruyorum. Evet. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi. Diyorum. Evet. Bu çünkü tarif. Daha aldıracaklarım var. Abi. O yüzden şu an. Tadına bakalım. Miraç hadi bakalım. Miraç uçacaksın bu arada ya. Sizin çocuklardan böyle bizimki mi yamuk anlamadım. Nasıl? Bence bizimki yamuk gibi geliyor ya. Süper. Gerçekten yumuşak. Daha önce yediklerinden aynı mı? Değil, aynı süper. Ciddi mi diyorsun? Allah. Yani şaşırdım. Şöyle söyleyeyim ben de kekinin hamurunu bence daha çok beğendim. Var. Yani böyle köpük köpük oldu bunda. Ve şunu da söyleyeyim, ben normalde krem şantiyi genelde kendimize bile yaparken iki paketten yapıyordum. Çünkü mikserle çok fazla kabarmıyordu ya da çok uzun süre çırpmam gerekiyordu ki yine de çok olmuyordu. Ama bu sefer yani ben tek paket krem şanti yaptım. Hatta kararsız kalmıştım ikiye çevirsem mi diye. İyi ki bir yapmışım. Dehşet yani, kabardı. Şey şu içinde göstereyim. Şu kek hamuru gerçekten hiç boşluklu ya. Yani pufidik pufidik. Evet evet o güzel olmuş. Pufidik pufidik. Yani çok aşırı kabarmasına da gerek var mı? Normale bakma ama biz yaptık işte böyle oldu. Biz yaptık yani. Böyle oldu. Bunda pasta vereceğim. Bu arada şeker de fazla olmamış. Doğru. Evet. Yani ama çok yine, şekerli değil. Ben sevmiyorum çok şekerliyi. Ama yine yani. Sana mı şekerli yani? Evet. Bir bardak olabilirmiş ya. Sana göre Miraç'a. Miraç'a göre az bile. Üzerine bunları da attık. Güzel olmuş ya. Ben yani, sevdim yani. Şöyle evet. Eziyorlar falan basıyorlar ya. Programlar diziyor. Şu basıyor. Bırakıyor ki eski haline geliyorum. Yani neymiş? Bundan sonra Ali Bey'den. Evet. Bundan sonra bunu da işte ben çiğ köftede yoğuracağım size. Daha neler neler yapacağım bakalım diğer bölümlerde neler olacak. Ciddi misin? Evet. Evet. Kahveler. Kahveler benden. Miraç'tan. Kekler annemden. Evet evet. Çiğ köfte. Bakalım yani abone olup videolarımızı beğenirseniz evet. Seviniriz. Yorumlara da bekliyoruz. Bakalım yani neler yapacağız daha. Biz de bilmiyoruz. Yapacağız. Bakacağız. Başka videolar da çekeriz. Kanalımızda bizimle beraber. Bizim yani, ailemizden. Neler yapıyorsak. Evet. Siz de bizimle beraber görürsünüz. Daha sonra bir mutfak videosu gelecek. Evet. Yani mutfakta hani işte tezgahtır, dolaptır, dolap kapağıdır, evyedir, bataryadır. Evet. Evye. Bunlarla ilgili videolarımız gelmiş olacak. Arada. Afiyet olsun. İyi güzel olmuş ya. Ben de yiyeceğim. Hadi bakalım. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hadi, hadi. Kapattın mı? Güzel olmuş. Hakikaten güzel olmuş.